Hemen Ali Burak Tarçıl'a döneyim. Ee, i̇şte bir taraftan demin Sayın e, Abdullah abime de sordum, sana da sorayım. Hı hı. E, öfkeden sükunete, kavgadan dostluğa evrilen bir ilişki. <laughs> e, şimdi bir taraftan da böyle ortadoğu'yu konuşuruz. Yangın yerine döndü diye ama e, şimdi Afrika ülkeleri için de e, durum çok iç açıcı değil. Hem kendi içinde ama bir taraftan da. Ee, şimdi Mısır Arap Ligi'nin başkenti, hı hı. Ee, ilişkiler açısından bakıldığı zaman demin Aylin Hocam da söyledi. Bizim için kazan kazan hı hı. Ee, diyebileceğimiz Tabii. neyi vaat ediyor ya da Tabii. neyi gösteriyor bize? Evet birçok şeyi vaat ediyor. Mısır senin de belirttiğin gibi Orta Doğu'daki en önemli ülke. Ee, yani Hüseyin Bağcı Hoca'nın belirttiği gibi aynı şekilde söyleyeyim 10 yıl bir e, anlamsız bir kayıp yıl. 10 yıllık sürenin Türk-Mısır ilişkilerinin çok hızlı bir şekilde restore edilmesi ve olumlu bir seyre doğru vaziyet edilmesi bence Türk dış politikası ve Türkiye'nin ulusal çıkarları arasında büyük önem arz ediyor. Yani ortaya çıkan tabloda da bu konuda Türkiye'de bir, Türkiye'nin bir irade ortaya koyduğu ama Mısır'ın bence biraz daha ihtiyatlı gittiği gözüküyor ki senin belirttiğin gibi münasır ekonomik bölge anlaşması imzalamakta. Bence Türkiye bu konuda çok istekli ama biraz daha işi yavaştan alan bir Mısır var. Çünkü Mısır'ın e, Türkiye'den farklı olarak gözetmesi gereken başka dengeler de var. İşte öncelikle örtülü görüşmelerle başlayan Sayın Fidan'ın MİT Başkanı olduğu dönemde istihbarat Diplomasisi kapsamındaki görüşmelerle başlayan geçen sene Büyükelçilerin atanması, şimdi de Sayın Erdoğan'ın Mısır ziyaretiyle o ilişkiler artık olumlu bir seyre girmiş. Burası önemli. Hani geçmişte niye böyle kavga edildi ya da tartışıldı? Bunlarla ilgili birçok şeyi söyleyebilirsiniz. Bunlar iç siyasetin belki de meselesidir. Yani benim hayata bakışım olmuş da ölmüşe çare yok. Yani geçmişe saplanıp kalmaya gerek yok. Şu anda mevcuta bakmamız lazım. Mevcut Türk dış politikasında da bu e, hükümetin restorasyon politikası ki bu neydi? Arap emirliklerinden gelirken hükümetin ilk kurulduğu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı uçakta yaptığı açıklamada Türk dış politikasında restorasyon dönemi yaşayacağız. Menfaatler, menfaatlerin belirleyici olduğu bir süreç yaşayacağız dedi. Bu konuda hemen hemen birçok konuda olumlu adım atıldı. İsrail'le de işleri giderken e bu işte 7 Ekim meydana geldi maalesef ve orada birazcık bu restorasyondan dolayı doğal olarak İsrail'in bu saldırgan tutumu nedeniyle uzaklaşmak zorunda kaldı. İsrail'in çünkü yaptığı vahşeti kabul etmek mümkün değil. Ya zaten dünyada da bu konuda bir kamuoyu oluşmuş vaziyette. Şimdi gelinen bu tabloda Türk Mısır ilişkilerinin faydası nedir? Bunları belki de belirtmek lazım. Bir kere Gazze meselesinde Türkiye'nin ve Mısır'ın alabileceği ortak inisiyatif, iki istihbarat servisini yaratabileceği enerji, takas anlaşması gibi, kalıcı ateşkes gibi görüşmelerin vaziyet edilmesine bence büyük, büyük fayda sağlayabilir. Mısır'ın bir etkinliği vardır. Türkiye'nin de Hamas'ın siyasi kanadı üzerinde bir etkinliği vardır. Yani bunlar gerçeklikler. Daha sonra Libya meselesi bence büyük önem arz ediyor. <laughs> <laughs> Libya meselesinde Mısırla rekabet ilişkisinden çıkıp ortak bir e, pla, e, ne bileyim istikamete doğru girmek ki Münih konferansındaki bence görüşmede bence e, Türkiye'nin ve Mısır'ın bence belki de örtülü girişimleri olmuştur tarafları bir araya getirme konusunda bunları biz bilmiyoruz. Çünkü Sayın Kalın da oradaydı. Bunlar olmuş olabilir. Mısır İstihbaratı'nın yetkilileri de oradadır. <laughs> ne olur? Paris başkanı da oradaydı. Bence gördüm. bunun Fotoğrafta arkasında vardı. bir ispat diplomasisi dönmüş olabilir. Tarafları masaya oturtmuş olabilirler. ...bunları kamuoyunun bilmesi gerekmiyor. Ne olur Mısır'da eğer Mısırla bu şekilde olumlu adımlar Libya konusunda atılırsa parlamento seçimlerinin yapılması bir bir türlü yapılmayan o bölünmüş Libya pozisyonundan uzaklaşılıp iki yapının birleştirilmesi Dolayısıyla Türkiye'nin burada tabii Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın garanti altına alınması kaydıyla o konuda bence Türkiye hassasiyet gösterecektir. E orada önemli bir gelişim sağlayabilir. Türkiye'de Libya konusunda daha böyle daha menfaatlerini sağlamış ve uluslararası sistemle de uyumlu hale gelmiş bir pozisyona gelebilir. Bu hayırlı bir şeydir. Ticari açıdan bakarsak Mısır'ın siha isteği var. Bu Türkiye'ye ticari menfaat sağlar. Siha diplomasisini zaten konuşuyoruz. Ama Mısır buradan da çok büyük fayda sağlar çünkü Sina Yarımadası'nı kontrol edemiyor. Bu asimetrik tehditlere yönelik olarak da Sihaların ortaya koyduğu kapasite belli. Afrika'daki herkes sahil bölgesinde alıyor. Bunun imkan ve yarattığı imkan ve kabiliyeti ve çarpan etkisini Mısır da görüyor. Bu Mısır Mısır'a Sina'yı kontrol etme konusunda çok büyük avantaj sağlar. Bence o konuda da olumlu bir adım atılacaktır. Ve yine çok önemli bir başlık Doğu Akdeniz'deki karbon rezervleri meselesi. İşte Türkiye ile bozulan ilişkiler nedeniyle Yunanistan, Fransa bloğuna doğru yaklaşan, İsrail bloğuna doğru yaklaşan, tam anlamıyla blok demesek bile oraya doğru yaklaşan Mısır'ın e, Türkiye ile daha olumlu bir seyre dönmesi Doğu Akdeniz karbon rezervleri meselesinde Türkiye'ye büyük avantajlar sağlar. Hele de bu o bir münhasır ekonomik bölge anlaşmasıyla perçinlenirse ki şartların olgunlaşmasıyla Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Mavi Vatan konusunda çok büyük kazanımlar elde eder. Bunlar gerçeklikler. Dolayısıyla Mısır'la ilişkilerin bu şekilde gelişerek üstüne konarak yeni dönemde artmasında fayda var. Bunun arka planında tabii ticaret, turizm vesaire onlar doğrudan bizim konularımız değil. Bunlar da hani ilişkilerin diğer olumlu yansımaları olacaktır.